Merhaba arkadaşlar, ben yakınkampüs.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir Photoshop dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde katmanlara giriş yapacağız arkadaşlar. Katmanların mantığını şöyle hızlıca size izah edeceğim. Uzunca bir örnek yapmayacağız. Biraz da teorik bir ders olacak. Bundan sonraki dersimizde karşımızda gördüğünüz gibi bir çerçeve oluşturmayı ve içine yazı yazmayı size göstereceğim. Şimdilik dediğim gibi sadece dinleyin lütfen. Birazdan basitçe bir önceki derste yaptığımız örneğin bir devamı olarak basitçe bir örnekte yapacağız katmanlarla ilgili. Peki katmanlar nedir? Photoshop'ta sağ alt tarafta Layers başlığı gördüğümüz bir panel burası aslında. Katmanımızı tamamen buradan yönetiyoruz. Şu an dikkat ederseniz işte en üstte parlatma, shine etkisinin olduğu kısım, işte yazımız bir altında, tarihin olduğu kısım bir altında, örnek yazısı başlığımız, çerçevemiz ve kağıdımız. Gördüğünüz gibi bir sürü katmanlara böldüğümüz şekilde oluşturduğumuz bir görsel bu. Neden bu katmanlar var? Sanırım CS3'ten beri yanlış bilmiyorsam olan, yani çok eski bir versiyondan beri olan bir mantık bu. Bunun mantığı şöyle çalışıyor aslında arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir yere bir boyama yapacağız veya herhangi bir yere bir gölge atacağız. Geldim, brush yani fırça aracımı aldım. Bunları biliyorsunuz. Daha sonra size detaylı göstereceğim. Endişelenmeyin, bilmiyorsanız hiç sorun yok. Sadece şimdilik fırça aracımı aldım. Ön plan rengim beyaz. Sağ klikle tıklayarak boyutunu ayarladım. Bunları biraz bakmıştık, hatırlıyorsanız hepsine. Ve tıklayarak boyadım diyelim. Ben bunu background katmanımın üzerine boyarsam eğer, yani şu an bakın background katmanım seçili olduğu için background katmanımın üzerine boyadığını varsayıyorum. Background'u kapattığımda bu gözünü kapatmak demek gizlemek anlamına geliyor. Solundaki göz sembolüne bastığınızda katmanınızı gizleyebiliyorsunuz. Bunları daha pratik bir örnekte göreceğiz, tekrar söylediğim gibi, ama şimdilik teorisini anlatmaya çalışıyorum size. Neden katmanlar var, nasıl çalışıyorlar, bundan bahsetmek istiyorum aslında bugün bu derste. Gördüğünüz gibi background katmanın üzerine boyamış oldum bu fırçayla bu beyaz rengini. Bu iyi bir şey değil. Neden iyi bir şey değil? Çünkü yarın öbür gün bu renkten vazgeçtim. Veya diyelim ki bunu daha transparan halde görmek istiyorum. Şu an artık ben background'un üzerine boyadığım için bunu hiçbir şekilde buradan çıkarmanın bir yolu yok. Mesela move aracına gelsem, bunu hareket ettirmek için çalışsam, gördüğünüz gibi bütün background'la beraber hareket ediyor. Yani arka planla beraber hareket ediyor imajım veya boyam veya resmim, neyse. Üzerine tıklamam onu ayrıca oradan hareket ettireceği anlamına gelmiyor. Halbuki ne yapabilirdim? Geri alayım Ctrl Alt Z diyerek. Yeni bir katman açabilirdim. Buradan Create New Layer diyorum bakın. Veya kısa yolu Ctrl Shift N bunun. Biraz, daha sonraki derslerde daha detaylı anlatacağım bunu. Ve şimdi brush aracını alarak boyamamı yapabilirdim. Bakın şu an background, şuradaki küçük ön izlemede de görebilirsiniz. Background katmanımın üzerine boyama yapmadım. Layer 1 dediğim ayrı bir katmanın üzerine boyama yaptım. Böylece ayrı bir katmanda bu boyamayı oluşturdum. Şimdi bunu hareket ettirmeye çalışırsam gördüğünüz gibi sadece boyamam hareket ediyor. Yani aslında bilgilerin üzerine yazmamak için, yani şu an bu arka plan katmanımda piksel piksel bilgiler var. Ben buna iyice zoom yapayım. İyice zoom yapıyorum. İyice giriyorum. İyice bakın. Aslında bunlar kutulardan oluşan, küçük piksellerden oluşan renk kutucukları gördüğünüz gibi. Ve bunlar birer bilgi. Yani şu an her bu resmi kaydettiğimde, JPEG olarak kaydettim varsayalım. Her piksel için o pikselin renk kodunun bilgisini bir kod olarak arkasında taşıyor. Yani eğer okursak o resmi, bir text olabilirse, yani öyle bir şekilde çevirirsek şunu yazıyor aslında. Birinci pikselin rengi, yani işte üstten birinci, soldan birinci pikselin rengi siyah. İşte üstten birinci, sağdan birinci pikselin rengi kahverengi. İşte RGB koduna göre tabii bu. İşte içinde bir piksel, bir miktar kırmızı var gibi bir bilgi taşıyor aslında. Eğer siz yeni bir katmana boyama yapmak yerine bu katmanın üzerine boyama yaparsanız bu bilginin üzerine yazıyorsunuz aslında bakarsanız. Dolayısıyla geri dönülemez bir şekilde o resmi bozmuş ve değiştirmiş oluyorsunuz. Yani aslında katmanların olmasının sebebi bilgilerin üzerine yazmamak, ayrı ayrı bunları tutabilmek. Tabii biz şimdi çok büyük resimlerde çok fazla katmanlarda çalıştığımızda bu dosyanın boyutları artıyor. Dolayısıyla gerektiği kadar aslında bunları bölmek istiyorsunuz. Yani her pikseli ayrı bir katmanda da çalışamayız. Zaten pratikte değil düşündüğünüz zaman. Çünkü hepsini ayrı ayrı editlemek de kolay olmayacaktır. Bunu göstermek için şöyle bir aslında daha güzel bir perspektif, bir bakış açısına bakalım. Şu an baktığım resme yandan bakıyormuşum, soldan bakıyormuşum gibi düşünün. Bakın gördüğünüz gibi aslında arka plan ayrı bir katman olarak duruyor. Çerçevem ayrı bir katman olarak duruyor. İçindeki resmim ayrı bir çerçevenin içindeki aslında arka planda görünen imajım ayrı bir katman olarak duruyor. Ve üzerindeki yazım ayrı bir katman olarak duruyor. Eğer ben bunları move aracıyla, yine V'ye basarak veya buradan move'a gelerek
Bunu yapabilirim. Doğru katmanı seçerek hareket ettirirsem, mesela background, arka plan katmanı seçtim bakın. Sağa doğru hareket ettiriyorum. Shift'e basarsanız direkt sağa sola hareket ettirebilirsiniz bu arada. Gördüğünüz gibi bu katmanı çerçeve katmanımın üstüne koyabiliyorum. Kağıt katmanımı seçtim. Bunu da sola doğru hareket ettirdim. Gördüğünüz gibi bunu da yerleştirdim yerine. Yazı katmanımı seçtim. Bunu da sola doğru hareket ettirdim. Böylece bakın aynı resmi oluşturmuş oldum. Yani bunlar aslında arka arkaya duran işte bunu AutoCAD derslerinde, AutoCAD zamanlarında Aydıngen kağıtlar vardır. Belki mimarlar varsa aramızda izleyen onlar bilirler. Böyle şeffaf kağıtlar vardır. Projenin belli kısımlarını farklı şeffaf kağıtlara çizip üst üste koyup bütün projeye bakabilirdik. Aynı mantıkla olduğunu düşünebilirsiniz aslında. Dolayısıyla bu şekilde katmanları kullanabiliriz ve editlemeler yapabiliriz. Daha uzun uzun katmanlar üzerine konuşacağız. Bir sürü ders yapacağız. Hiç endişelenmeyin. Bu videoyu birkaç kez izleyebilirsiniz ama teorik bir şeyden bahsetmek istedim aslında. Neden katmanlar var ve nasıl çalışıyorlar? Bunu göstermek istedim size. Yani şu an aslında biraz önce soldan baktığım resme önden üstten bakıyorum ve bütün katmanları tek bir boyutta, tek bir düzleme iz düşmüş halde görüyorum gibi düşünebilirsiniz. Bir önce yaptığımız örneğe tekrar bakarsak aslında mesela burada fincan ayrı bir katmanda hatırlıyorsanız bunu bu şekilde hareket ettirebiliyordum bu sayede. Atıyorum mesela diye farklı bir fincan daha buldum diyelim. Sağ tıklayıp resmi farklı kaydedip Google'da yine aynı search result'ta yani aynı arama sonucundan başka bir fincan buluyorum. Bunun da şeyini atarım. Linkini atarım. Videomuzun açıklamasına. Bu katmanı bakın tutup sürükleyerek Photoshop'ı çağırıyorum, üzerine bırakıyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir katmanım var. Bunu boyutlandırıyorum biraz. Bununla neredeyse aynı boyuta gibi getiriyorum. Bu arada opasiteleriyle yani transparanlıklarıyla da oynayabilirsiniz. Böylece bakın üst üste yerleştirmeniz daha kolay olacaktır. Bu çok sık kullandığımız bir taktik aslında. Opasite değerini sola sağa çekerek üzerine basılı tutarak bunu yapabilirim. Ve yanına mesela yerleştirdim. Enter dedim. Hatta bundaki drop shadow'u bunda da istiyorum diyelim. Alta basılı tutarak bakın çok güzel bir taktik. Bu drop shadow'u tutup bunun üzerinde bırakırsanız aynı etkiyi bunda da kopyalayabilirsiniz farklı bir katmana. Gördüğünüz gibi istediğim katmanı açıp kapatabiliyorum. Move aracındayken istediğim seçili olan katmanımı hareket ettirebiliyorum. Peki neden yani bunda aslında daha önce ufacık bir konuştuk ama tekrar düşünelim. Neden bu fincanın üzerinde görünüyor şu an? Çünkü layer sırasında, katman sırasında bu katman bunun üzerinde. Dolayısıyla bunu tutup bakın bunun üzerine bıraktığımda tam tersi bir etki görebiliyorum. Altına çektiğimde yine etkiyi değiştirebiliyorum. Yine buna fincan 2 diyelim bu arada. Katmanları isimlendirmek için üzerindeki isim kısmına çift tıklıyordum arkadaşlar. Daha önce de konuşmuştuk. Peki aslında genel ilk giriş olarak anlatmak istediklerim bunlar. Yani katmanlar layers panelini burada bulamıyorsanız iki tane size taktik gösterebilirim. Bir Reset Essentials taktiğini hatırlayın. Daha önceki derslerde yine gördüğümüz. Bir de Window'un içinden Layers mesela. Bunu kaybettiysek Layers'a basarak tekrar bunu açabiliriz. Bu arada bunu istediğimiz yere taşıyabiliriz. Bakın tutup çekiyorum. Ekrana bırakabiliyorum istediğim yere. Çalışmamda mesela burada dursun istiyorsan buradan kullanabilirim. Tekrar tutup sürükleyerek aynı yere sekmeye geri bırakabilirim. İstediğim sekme sırasına götürebilirim. Farklı bir panele dock etmek diyoruz buna. Yani farklı bir panele park edebiliriz diyelim. Türkçesini ben uydurdum şu an. Gördüğünüz gibi sekmemi istediğim yere taşıyabiliyorum. Photoshop böyle bu arada arayüzünü bayağı rahatça editleyebildiğiniz bir programdır. Bu da aslında çok büyük bir avantajı var. İleride göreceksiniz siz de. Peki arkadaşlar teşekkür ederim dinlediğiniz için. Katmanlarla ilgili teorik girişimiz bu şekilde. Bir sonraki derste dediğim gibi o çerçeveli bir şey örneğini, bir yazı örneğini aslında çerçevesi, yazısı, arka planı, gölgesi sıfırdan yapmayı ve bu katmanlarla yine olan ilgili işte birbirine arkasında önünde olması durumunu inceleyelim. İşte ne bileyim bir katmanı başka bir katmana belli bir opasiteyle geçirmeyi arkasındaki etkiyi görelim. Veya blending mod dediğimiz karışma modları birbirine üstüne katmanların alttaki katmanlarla birleşme modu, görüntülememe modu diyelim. Yine Türkçesini ben uydurdum şu an. Görelim. Bu tip şeyleri görmeye devam edeceğiz dersler boyunca. Sağ olun dinlediğiniz için arkadaşlar. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. Subscribe butonuyla kanalımıza yazılabilirsiniz. yakınkampüs.com'dan veya yakınkampüs 3D Tasarım Facebook grubumuzdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.